Arkadaşlarım merhabalar. Epey zamandır ayrı kaldık sizlerle. Önemli bir şeyler olmadıkça da video yapmamaya çalışıyorum. Çünkü hani güzel bilgiler vereyim istiyorum. Hava şartları da malum biliyorsunuz. Kış ayları. Dışarıda fazla çıkamıyoruz arazi ortamına. Yeni bir gelişme var. Onunla ilgili sizlere bir aktarım yapacağım. Tabi bu tamamen bu benim sistemi kullanan arkadaşlarımız için geçerlidir. Frekans radar aparatı kullanan arkadaşlarımız için geçerlidir tamamen. Burada bir arkadaşımız bir nesne söylemişti. Onun frekansını bul diye. Ben de onun frekansını buldum. Bularken orada tesadüfen bir şey oldu. Bunun frekansla mesafe ölçümünü tespit ettim arkadaşlar. Yani bu nesneleri ararken biz işte altındır, gümüştür, hani boşluk vesaire hepsini ararken durduğumuz yerde yani bir yön aldıysa, onun testini orada yaptıysak, hani test frekanslarını geçtikten sonra orada durduğumuz yerde bize ne kadar uzakta olduğunu görmek için burada test frekanslarından sonra tek bir frekansla buranın bize ne kadar uzak olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da biraz sonra şimdi burada tarif edeceğim. Nasıl yaptığımız arkadaşlar mesafe ölçümünü. Onun için böyle bir gelişme oldu. Sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Şöyle hani çıkardığım frekanslar var şu an. Hepsini tamamlayamadım da. Daha sonra tamamladıkça bir de arazide test ederek sizlere bunu tamamen söyleyeceğim arkadaşlar. Bunları ben sadece söyleyeyim şu an. En azından siz de çıktığınız zaman araziye bir deney yaparken bunları siz de deneme yaparsınız diye onun için aktarıyorum arkadaşlar. Burada nesnelerin mesafe ölçümü frekansları diye ben adlandırdım bunu. Burada altın ölçüm frekansı, mesafe ölçüm frekansı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5,9'dur arkadaşlar. Gümüşün mesafe ölçüm frekansı 7,2. Bronz mesafe ölçüm frekansı 41,8. Frekanslarda size ne kadar uzak olduğunu ölçüyor arkadaşlar. Ben şimdi birazdan tarif edeceğim. Dikkatli izlerseniz en azından siz de aynısını yapın. Ben bunları gördüm. Siz de görürsünüz inşallah. İşimize yarar diye düşünüyorum. Bazı yerlerde mesela hedefin üzerine varamıyoruz mesela. Kayalık oluyor, memnun oluyor. Ama durduğumuz yerde bize ne kadar uzak olduğunu anlamamız için bu çok güzel bir gelişme. Bunu yaparsınız. Burada dolar frekansına baktım. 815 Hz. Bunlar kilohertz değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Hertz olarak yani çok düşüktür bunlar. Bunu bizim kullandığımız frekans jeneratörde zaten hani görüyorsunuz. Başka frekans programlarında bunu işleyebilirsiniz ama ben modülatörü biraz daha oynadığım için kırık frekanslar çıkıyor. Ben bu şekilde ayarlamalı yaptığım için düz frekanslarda bu verimleri hani alamayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Orada hani hassas ayarlarıyla oynarsanız, modülatörüne oynarsanız bu şekilde yakalayabilirsiniz öbür şeylerde de, programlarda da. Ama bizim kullandığımız programda bu şekildedir. Modülatörler zaten bellidir gördüğünüz gibi. Şimdi dolarda 815 Hz'de ölçümü yapıyor arkadaşlar. Elmas 8,4 Hz'de uzaklık ölçümünü yapıyor. Gaz da 113 Hz'de ölçümünü yapıyor arkadaşlar. Su da 99 Hz'de. Biliyorsunuz 95 ile 99 arasında görüyordu ama 99'da ben onu gördüm ki durmuyor. Yani yön alıyor ama ölçüm yaptığı için farklı bir şey yapıyor. Onu birazdan ben göstereceğim. 99'dur suyun mesafe ölçümü. Tabii bunları frekansları aldığımızda hedefin üstünde durduğumuz zaman ölçüm harici şeyler yapıyor. O değil. Sadece uzaklık ölçümü. Hani yakına gidene kadar ne kadar mesafe varsa o kadar size ölçüm veriyor arkadaşlar. Şimdi ben aparatta bir deneme yapacağım. Ona göre Evet siz de arkadaşlar. izleyin Şimdi arkadaşlar. Evet. gümüş üzerinde bir deneme yapalım. Gümüş objemiz buradadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, iki tane yüksük var. Su içerisinde plastik bir kapta. Ben aşağı yukarı bir 2 metre uzaklaştım. Burada durduğunuz yerde bir hedef aldınız arkadaşlar. Gümüş frekansında. Gümüşü gördünüz. Daha sonra testlerini işlediniz. Durduğunuz yerde. Testlerde doğru çıktı test frekansları. Bize ne kadar uzak diye
düşündüğünüzde böyle bir şey yapıyoruz. Burada dediğim gibi ben çıkardığım gümüş frekansı, yani mesafe ölçüm frekansı gümüşün 7.2 arkadaşlar. Ve modülatörü görüyorsunuz. Modülatörü ben nereye almışım, o küçük ince modülatörü. O arkadaşlar biraz bozuk frekans çıkardığı için, ben bütün frekansları o şekilde bulduğum için siz de onu oraya getirmeniz lazım. Eğer bunu dipte tutarsanız sol tarafta o küçük modülatörü düğmesini, o sade frekans olur. Benim hani çıkardığım frekansları maalesef algılamaz. Onun için yeni bir frekans çıkarmanız lazım orada. O yüzden bu program kullanıyorsanız frekans ayarlama yaparken mutlaka bu modülatör dediğimiz o küçük ikonu yukarıdakinin tam doğrusuna getirin ve o şekilde kalsın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde alıyorum. Diğer türlü hani sıkıntı olabilir, algılama yapmayabilir. Yani ben çünkü bu şekilde frekansları alıyorum. Evet, 7.2'de şimdi gümüş frekansını mesafe bize ne kadar uzakta olduğunu test yapacağız arkadaşlar. Şimdi evet, ben şimdi burada duracağım. Evet, bakalım bir. Şöyle bir. Kamerada tutuyorum, onun için biraz dengesizlik olabilir. Evet. 1. Yani evet, iki tur attı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir ya da iki tur. Yani burada 2 metre aşağı yukarı bir ölçüm mesafemiz olduğu için bu da iki tur atıyor. Yani bu nesnenin karşısında dursanız da hedefin, diyelim ki karşına aldın 50 metre ileride bu. Karşına da alsan, sağa da dönsen, sola da dönsen fark etmiyor arkadaşlar. Bu frekansı aldığınızda bu aparatımız sağ tarafa doğru tur atıyor. Yani karşısında da olsan, sağında da olsan, solunda da olsan sağ tarafa doğru. Yani içe taraf değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu nesneye sırtınızla dönseniz böyle, arkamızda nesne diyelim. Buradan tuttunuz. Yine mesafe ölçmek için bu yine sağ tarafa doğru tur atmaya başlıyor arkadaşlar. Yani bu mesafeyi o şekilde ölçüyor. Bize kaç metre uzaktaysa arkadaşlar, bilginiz olsun, o kadar aparatımız tur atıyor. Bunu ben denedim. Siz de hani arazide bir denemeler yapın arkadaşlar. İnşallah doğru sonuçlara ulaşacağız. Bu bizim dediğim gibi evet, dediğimiz gibi arkadaşlar, yani bu programı kullandığımızda çok önemli. Yani bunu unutmayın arkadaşlar. Yani şu modülatör önemli arkadaşlar. Biz eğer bu modülatörü dibe alırsak, bu şekilde alırsak sade frekans oluyor. Ben çünkü bütün hani frekansları bulmak için önce modülatörü ben ayarlama yapıyorum. Ondan sonra frekans bulmaya geçtiğim için benim frekanslarım o şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi benim bulduğum normal mesela şimdi 5.9 diyelim altın mesafe ölçüm frekansı burada. Tamam mı? Bu frekansı alıp da eğer modülatörü oynamadan kayıt yaparsanız, bu modülatörü burada kalırsa arkadaşlar yani onu ölçmeyebilir, bilginiz olsun. Onun için bu frekansı kullanırsanız bu modülatörü mutlaka buraya getirmeniz lazım arkadaşlar ki bizim işimizi görsün. Bak, tam şu mesafede olacak, yani diğerinin tam doğrusunda. Biz kırık frekanslar kullanıyoruz arkadaşlar, bilginiz olsun. Ha, diğer uygulamalarda frekans hani üreten programlarda siz ya yeniden bir frekans denemesi yapacaksınız, hani farklı bir frekans bulursunuz, çok yakındır çünkü aralarında, ya da onlarda da ayar vardır, böyle modülatör ayarları, onlardan biraz oynayarak görmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hani olmaz değil, olur ama ince detaydır bunlar, bunlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Evet, böyle bir bilgi vardı. Ben sizlerle bunu paylaşayım dedim. Daha sonra dediğim gibi başka nesnelerinde boşluğun daha almadım henüz. Boşluk gibi diğerlerinde böyle uzaklık mesafelerini hani ölçmek için frekanslarını bulduğum zaman sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu tamamen dediğim gibi bizim sisteme ait bir bilgidir. Başka cihazlarda bu bilgi işe pek fazla yaramaz. Hani onlar farklı bir şey yapmaları gerekir. Tamamen bizim sistem, hani cep frekans radar kullanan arkadaşlarımız için geçerlidir bu bilgiler arkadaşlar. Daha sonra bir arkadaşımız, bir yardımcı olacak. Bir yazılımcı arkadaşımız, zannedersem dijital bir
alan tarama gibi bir şey yapacağız bu frekanslar eşliğinde. Eğer olursa, yapılabilirse hani içten dönmeli, hani bu rulmanlı değil de içten dönmeli bir sistem ya da dijital bir sistem herhalde olacak inşallah. Ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yapabiliriz dedi. Bilmiyorum. Bakacağız ileriki dönemlerde. Eğer böyle bir şeyler olursa tekrar ben sizinle paylaşacağım. O daha güzel olacak inşallah. O artık hani ele bağlı olmayacak. Direktmen kendi frekansıyla çalışacak inşallah. O şekilde arkadaşlar. Yine artı eksi bir şeyler olursa siz de yazarsınız arkadaşlar. Ben de yine yardımcı olurum. Sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sizden ricam. Telefon içerikli bir mesajlar yazdığınız zaman yorum hanesine ya da telefon yazdığınız zaman telefonlar yazıldığı için YouTube nedendir bilmiyorum. Hani yazıda yazdım, bilgi de vermediler. Mesajı kaldırıyor arkadaşlar. Göremiyorum. Sadece pencereden görüyorum. İçeriğine giremiyorum ya da size cevap veremiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun için hani telefon yazacağınız zaman yoruma sadece telefon numarasını yazın ama kelime yazmayın arkadaşlar. Yani bir kelime yazdığınız zaman daha sonra arkasında siz telefonunu yazıyorsunuz. O pencereden sonra da ilk yazılanı gördüğüm için sadece sizin yazdığınız kelimeler görüyorum. Şeyi okuyamıyorum telefonu arkada olduğu için. O yüzden ilk önce telefonunuzu yazarsanız telefon numarasını görürüm. Hani bir şey soracak olursunuz, bir şey isteyecek olursunuz. O yüzden iletişim için telefon numarasını o şekilde yorumlara yazın arkadaşlar. Bundan sonra yeni bir gelişmeler oldukça sizlere aktaracağım. Kalın sağlıcakla, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlarım.